Herkese merhabalar. 7'den 8'e kampımızda son videomuza geldik ve LGS yolculuğumuza mükemmel bir başlangıç yaptık. Bugün sizlerle metin türleri konusunu öğreneceğiz. LGS yolculuğumuzdaki ilk adım olan 7'den 8'e kampını çok güzel tamamladık. Sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar ve şimdi 7'den 8'e kampından sonra zaten LGS yolculuğumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Birçok soruyu çözeceğiz, birçok denemeyi, birçok kampı bitireceğiz ve en sonunda hayallerimizdeki liseye ulaşacağız. 2025 LGS'de, geçen sene 2024 LGS'ye girdiler. 2025 LGS'de hayallerimiz için yol uza çıktık ve inşallah hayallerimize de ulaşacağız arkadaşlar. Hazır mısın sonuç hanım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün öğreneceğimiz konu metin türleri konusu. Geçen sene 2024 LGS'de sözel bölümde A kitapçığında 10 numaralı soruydu ve demiştik ki bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyerek bir deneme vermişti ve denemeyi bize A deneme, B makale, C işte e, fıkra şeklinde değil de düşünceler öznel bir üslupla kanıtlama amacı güdülmeden açıklanmıştır şeklinde bize göstermişti. Zaten bugün öğreneceğimiz konuların içerisinde de masallar, fabıllar, gezi yazıları, desanlar, anılar her birini mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Denemeyi de öğrenmiştik. Geçen sene yapmıştık. Bu senede çıkanların hepsini inşallah 2025 LGS'de yapacağız sonuç evladım benim. 2018'de anı sorulmuş ve gezi yazısı çeldiriciydi. 2019'da deneme bir kez daha sorulmuştu. Bak 2022'de sorulmuş, 2024'de de sorulmuş. Dolayısıyla 2025 LGS'de de yine buna dikkat etmemiz gerekecek Tonguç Çelen Medya metni, olay dayalı anlatım, öyküleyici metin bunların her biri değerli bilgiler. Bunları güzel güzel öğreneceğiz ve sonrasında 2025 LGS'de soruyu kaçırmamak için mutlaka soru çözmemiz gerekiyor. 7'den 8'e kampımızda kampa ismini veren 7'den 8'e hazırlık setimize de ismini veren 7'den 8'e yaz saatlik kitabının içerisinde bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Hemen onları göstermek istiyorum sana. Sayfa 80'den başlıyor metin türleri ve sosyal sanatlar ile alakalı. Burada gördüğün gibi tek sayfa tek soru olan kısımlar var. Bunlar seni endişelendirmesin. LGS'de bunların hepsini çok güzel yapacaksın. Vız gelip tırıs gidecek Tonguç Eren benim. Karakodu okutarak zaten çözümlerini izleyebilirsin. Burada sayfa 87'ye kadar soruların çözdüğünde harika bir şekilde bu konuyu da pekiştirmiş olacaksın. Ve LGS hazırlığına 8. sınıfa harika bir başlangıç yapacaksın. Hadi bakalım videomuza başlayalım. deneme şöyle başlıyor. Mesela bu LGS çıkmış bir e, sorudan alınmış. Hangisi bir deneme vardır demiş. Denemeden alınmış bir metin demiş. Orada doğru cevabın olduğu seçeneği yazdık. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler. Ev hayatımın tadını artırır. Bence diye bak kendi kendine rahat rahat düşüncelerini dile getiriyor. Güncel bir konu mu? Hayır. Nesnel cümleler var mı? Yok hocam. E, o zaman işte bu deneme. Yani bence ifadesini gördüğün zaman rahat rahat düşüncelerini dile getiriyorsa bu deneme oluyor. Makale ise yapılan bilimsel araştırmalar son 20 yıl içerisinde insan nüfusunun böyle net bir şekilde ne var burada? Ciddiyet ve sıkıcılık. İşte bu makale. Niye makaleler böyle gözlüklü, ciddi, böyle bıyıkları olan, böyle ciddi bir adam böyle anlatıyormuş gibi, profesör anlatıyormuş gibi düşüneceksin yani. Makale ciddi. Anlaştık mı? Makaleler nesnel oluyor Tonguç evladım benim. Denemeler ise öznel yorumlar içeriyor. Benim ülkesi diyorlar hatta ona. Fıkra deyince ne geliyor? Nasrettin Hoca fıkralı. Ama o değil işte. Yanlış. Fıkra esasla gazetelerdeki köşe yazısı Tonguç Evladım benim. Mesela geçen hafta AB'nin bizden istediği birçok konu hatalı bir çıkışta diye... ...bir gazetede yazar güncel bir şekilde güncel konularla alakalı düşüncelerini de getiriyor. Sohbette de yine herhangi bir konuda okuyucuyla konuşuyormuş gibi. Sizce de öyle değil mi sevgili okurlar? E, hayır diyebilir misiniz diyorum size burada okurlar diyelim. Bunlar rahat rahat düşüncelerini dile getiriyor. Konuşma havası var. Hikayelerde, romanlarda, masallarda, bir birincisi ne vardı olaya dayalı anlatım vardı. Olaya dayalı anlatım. Yani bir olay var. Bunu bileceğiz. Öyküleyici anlatım var. Hikaye ile roman arasındaki fark şu. Hikaye ince Ömer Seyfettin'in Kaşa hikayesi. Mutlaka okuyun çok güzel bir hikaye. Ama romanlar ise kalın. Victor Hugo'nun Sefiler romanı neden bahsediyor biliyor musun Biz öğrencilerden bahsediyoruz. Hayır hocam. ne alakası, var? ne alakası var? Siz sefil değilsiniz. Siz de güzel güzel hazırlanıyorsunuz. Geleceğiniz için mükemmel yatırımlar yapıyorsunuz şu anda. O sefil değil. Hatta zenginsiniz. Bilgiye yatırım yapıyorsunuz. Victor Hugo'nun Sefiller romanı çok kalın, uzun bir roman. Gerçekten Paris'te yaşanan o fakirlik yoksulluğu net bir şekilde anlatıyor. Bu ise kısa bir hikaye. Roman uzun, hikaye kısa. Dolayısıyla şuraya kısa yazıyorum. Yaşanmış ya da yaşanabilir olay. Roman ise uzun yazıyorum. Bu kadar basit. Masallar ise hayali. Böyle devler, periler. Bak olan ve tek gözlü dev diyor. Tek gözlü dev gördün mü sen Atatürk'ün? Görmedim ya. hocam. E o zaman bu hayali bir şey evrensel konularda oluyor ve bize ders vermek amacıyla yazılıyor. Fabullarda ise genellikle hayvanlar konuşturuluyor. Yani karga ile tilki. İşte tilki kargayı kandırıyor. Sonra da bize ders çıkarıyor, nasihat veren ifadeler. <laughs> Eğer eksik konum varsa günde 15 dakikanı ayır eksik olduğu konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cismin var? Doğuya. Harikasın ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Günlüklerde günü güne not tutuyorsun. Sevgili günlük. Bugün yine annem ile bada bada, bada diye bak tarih atmış. Anılarda ise böyle günlük gibi Tarih atmana, günü günü yazmana gerek yok. Çocukluğumda ben ve kardeşim hep bu bahçede oyun oynardık diye geçmişindeki bir hatıranı okuyucuyla ile paylaşıyoruz. Gezi yazısında gezilen, görülen yerler anlatılıyor. Kekova, Masavi Denizi ve Berrak Suları ile diye Kekova'yı anlatıyor mesela. Kekova'yı gezmiş. Medya metni yani haber metni Avustralya'da yaşayan Rebecca isimli kadın dünyada sadece 80 kişi de görülen diyerek gitmiş bak. Burada ne yaptı? Bize bir haber verdi. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Tongucmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Biyografi bir kişinin hayatının anlatılması. 1971 yılında İzmir'de doğdu. Ailesi 1975 yılında Ankara'ya taşındı diye bir kişinin hayatını anlatmış. Bak burada üçüncü kişili anlatım var. Tonguç evladım benim. Otobiografi bakalım. 1971 yılında İzmir'de doğdum. Ankara'ya taşınmamız ise dört yıl sonra oldu. Bak burada kaçıncı benim kişili üç anlatım, anlatım, var. anlatım var hocam? Harikasın. Mükemmel söyledim. Burada birinci kişili anlatım var. Yani ben doğdum, ben yaptım diyor. Bu fotoğraf çekmekse bu selfie çekmek. Yani öz çekim yapmak, kendini çekmek gibi. Kendini anlatıyor. Kendin pişir, kendin ye. Aynen dediğin gibi. Kendin pişir, kendin ye. Adam kendisi anlatıyor, kendi hayatını anlatıyor. Mektup artık günümüze kalmadı tabii. Artık günümüzde elektronik postalar var. Sevgili anne, sana bu satırları yazarken çok mutluyum diye bir mektuplar var. Tiyatroda olayları sahnede canlandırılmak üzere anlatan göstermeye dayalı bir metin. Söz sanatlarına geldiğimizde LGS'de nasıl soruldu ve bilmemiz gerekenler kısmı yine çok çok önemli. Burada şu çok önemli. Geçen seneki sınavda yani Sözel Bölüm 2024'te söz sanatları ile alakalı soru gelmedi. Metin türleri alakalı soru gelmişti. Videomuzun başında söyledik ama söz sanatları alakalı soru gelmedi. Fakat biz bunların her birini çok iyi bilmemiz lazım. İstersen gel örneğimize bunu pekiştirelim. İnsanmış gibi konuşuyor ve aynı zamanda konuşturma sanatı var. Zaten bir yerde konuşturma sanatı varsa mutlaka kişileştirme de vardır. İşte insan olmayan varlıkların insan gibi davranmasını kişileştirme diyoruz. Mesela diyelim ki top üzgündü. O zaman bu kişileştirme. Ama top bir de böyle konuşuyorsa ne olur sanat vurma diyorsa o zaman da bu konuşturma olmuş oluyor. Hadi bakalım o zaman. Ödülü soru bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden LGS hazırlık sürecinde hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.